birkaç görüntü ulaşmıştı hayvanların öldürüldüğüne dair. Çok sayıda avukat, gazeteci hep birlikte bir aradaydık. Şu anda görüntülerde gördüğümüz kişi de veteriner hekim. O da incelemelerde bulunmuştu ve şundan bahsetmişti. Bu hayvanlar yaklaşık 48 saat. Yani ölümleri 48 saat içerisinde gerçekleşmişti. Evet. Çünkü şunu gördük, yani hayvanlardan bir tanesinin hala bacağında da bir yara vardı. Yani sadece bu hayvanlar zehirlenmemiş. Aynı zamanda da bir şiddetli işkenceye maruz kalmışlardı. Kollarında yaralar vardı. O yaralardan hala kan atıyordu. Yani o anları görüntüledik, onları gördük. Ve olayın ilk çıkışı aslında garip. Bundan bahsetmek gerekiyor. Gönüllüler barınağa gidiyorlar ve orada görmek istiyorlar. Çok iyi karşılanıyorlar barınaktaki çalışanlar tarafından. Ve götürüldükleri yer, gezdirildikleri nokta gayet temiz. Hayvanlara çok iyi bakılıyor. Mamaları, suları, hiçbir şeyleri eksik değil. Ve bundan şüpheleniyorlar. Yani bu kadar iyi olamaz bu barınak. Bu kadar güzel olamaz. Çünkü geçmişinde de bazı şaibeler olan bir barınak olduğundan bahsediliyor. Evet. Ve bundan şüphelendikleri için barınağın etrafını gezmeye başlıyorlar. Ve bir noktada koku almaya başlıyorlar ki o koku gerçekten de oraya komple yayılmıştı. Ve o kokuya doğru gittiklerinde de işte o vahşi görüntüyü ne yazık ki görüyorlar. Ve bu şekilde insanlar onları paylaşarak, bizlere ulaştırarak kamuoyunun önüne sunmuş oldular. Daha sonrasında ekipler geldi. Yoğun bir jandarma ablukası vardı zaten. İlk başta işte gözaltına aldık bu çalışanlar, buradaki personelleri dediler ama 6 kişi denilmişti. Biraz önce avukatlarla konuştuğumda 3 kişi sadece alınıyor ama gözaltı değil. Buna dikkat çekmek lazım. Sadece ifade işlemi için karakol alınıyorlar. Avukatlar da oradaydı çünkü tanıklar da var, tanıklar da ifade verecekti. Avukatlar özellikle vurguladı. 3 kişi gözaltına alınmadı o barınaktan. Sadece ifadeler alındı. Savcı herhangi bir talimatta bile bulunmadı. Mevcutlu da istemedi. Hatta bir oradaki görevli, bir uzman çavuş avukatlara diyor ki ya, herhangi bir gözaltı kararı bile yok şu an kimse hakkında diye bunu oradaki bir yetkili söylüyor. Bu kişiler ifadesi alınıp bırakılacak. Daha sonrasında orada bir ahır denebilecek bir yapı vardı ve oradan sesler geldiğini söylemişlerdi. Biz de yine avukat Burcu Yağcı ile oraya gittik. O pencereden baktığımızda içeride yasaklı ırk denilen hayvanlar vardı ve birer metre zincirlerle bağlanmışlardı. Tabii pencereden çok net bir görüntü alamadık. Bir merdiven bulduk ve ikimiz birlikte içeri girdik. O hayvanların durumunu görebilmek için ve çok kötü haldelerdi. Yani önlerinde bir yemek yoktu, su yoktu. Bir tanesi çok artık bitmiş bir haldeydi. Vücudunda yaralar oluşmuştu. Bir diğeri zaten kendisini bir kafes gibi bir şeyin içine kapatmış. Ne kadar temas kurmaya çalışsak, konuşmaya çalışsak, yaklaşmaya çalışsak da hiçbir tepki vermedi. O da gerçekten bitik bir haldeydi. Diğerleri çok zayıflamıştı. Yani zaten katledilenler, evet şu an gördüğünüz bu görüntüdeki köpekle ne kadar temas kurmaya çalışsak da kuramadık. Diğerleriyle bir şekilde yakınlaştık, oynadık, o hallerini gördük. Öldürülenler de zaten bu yasaklı ırk dedikleri. Yani aslında bu köpekler de şu anda orada ölümü bekliyor. Yani yaklaşık 100-150 metre ilerisinde gömülmüşlerdi. Gömülmemiş hatta. Bir kısmı gömülmüş, bir kısmı öylece atılmıştı. İçeridekiler de bu ölümü bekliyor. Biz bunu oradaki işte jandarmaya da dile getirdi avukatlar. Ya bakın bu içeride bu şekilde hayvanlar, bunların yemekleri yok, suları yok. Yani buraya girelim bir şekilde denildi. İzin vermedikleri için biz de farklı bir yolla içeri girip bu görüntüleri çektik. Gerçekten bakıyoruz, barınaklar çok iyi, barınaklarda hayvanlara iyi bakılıyor denilen yerde. Dediğim gibi bu hayvanların önünde bir damla su yok, bir parça yemek yok. Ve öylece sözde çok saldırgan, vahşi diye bahsedilen o yasaklı ırk, o hayvanlar bizimle dakikalarca orada oyun oynadılar. Hiçbir şeyleri yoktu yani. Daha sonrasında biz oradan çıktıktan sonra da oranın önüne iki tane jandarmayı bekçi olarak koydular. Hatta bizim kullandığımız merdiveni de oradan aldılar bizim. Daha içeriden çıkmadan, yani o merdivenle içeriden çıkacaktık. O merdiven de alınmıştı. Böyle bir yola gitmişlerdi. Şu ana kadar içeriden, yani o eşikleri mezardan 3 çürümüş köpek, özür diliyorum. Evet. Bir parçalanmış kedi yavrusu, 7 köpek, bunların büyük kısmı yeni olduğu düşünüyor. Bir de yavru köpek çıkarıldı. Bunların sadece 5 tanesi örnek olarak alındı, incelenecek. Ve bunların büyük bir kısmında çip yoktu. Ya aslında hiçbirinde çip yoktu.
Sadece ikisinde küpe vardı. Büyük bir kısmının küpeleri yoktu. Hatta birinin küpesi de parçalanmış. Bunu oradaki inceleme gelen ekipler de söyledi. Yani gerçekten büyük bir vahşet vardı. Niğde'dekinin bir benzerini burada da gördük. Herhangi bir resmi açıklama yok. Yani saatlerce orada vekiller beklendi. Yani tanık olduk. Avukatlar vekilleri aradılar. Gelin buraya yanımızda olun diye. Kimse gelmedi o noktaya. Evet. Çok ilginç gerçekten. Yani Niğde'den sonra bu görüntülerin de sergilenmiş olması. Burası hangi belediye tarafından yönetiliyor? AKP'li belediye tarafından yönetiliyor. Altındağ Belediyesi. Yani belli. Mesajı almışlar artık. Yani Niğde ve burası şimdi. Ve şöyle bir şey var. Yani o açtıkları mezarın genişçe o mezarın yanında şeyler getirilmiş. Halı sahaların altı zemini halı dediğimiz o şeyler. Topluca getirilmiş, oraya bırakılmış ve bu köpekler de zaten öldürülen köpekler de önce atılmış, sonra üzerine bir kısım toprak atılmış, bu halıdan atılmış ve üzeri daha sonra kapatılmış. Yani belli ki orada daha büyük katliama gidilecek, bunların üstü de bu malzemelerle örtülecek. Yani bunun hazırlığı yapılmış. O noktanın biraz daha ilerisinde yine bir köpeğin daha ölüsüne rastladılar. Onun da üzerinden biraz zaman geçmiş ama. Yeni değildi. Zaten 3 çürümüş köpek de var dediğim gibi. Daha öncesinde de yani öldürülen köpekler buraya çürümüş atılmış. Yani. Evet, artık çürümüş bir haldeydi. Evet. Manzara bu şekildeydi gerçekten. Yani, peki ya belediyeden hiçbir bir açıklama yok. Hiçbir bir şey yok. Orada görevliler de görünüyor bu arada. Bunlar nereden gelmiş? Yani gece mesela bu birkaç saat öncenin şeyleri, görüntüleri bunlar. Evet evet. Nereden gelmiş bu şeyler? İlçe görevler? Tarımdan geldi. En son savcılık talimatıyla gelip bu öldüren hayvanları aldılar ve inceleme için götürdüler. Ölüm nedenleri tespit edilecek. Fakat şöyle bir şey var ki hiçbir devlet makamından yani belediyeden ya da başka bir birimden bir araç kullanılmadı. Bulunan araç bile jandarma tarafından köyden bir kamyonet. Sıradan bir kamyonet getirildi. O kamyonete poşetlerin içine konuldu hayvanlar ve o şekilde kamyona yüklenip götürüldü. Ve artık insanlar o kadar güven duymuyor ki o kamyonu takip ettiler araçlarla. Gerçekten hastaneye götürülecek mi? Gerçekten bunlar incelenecek mi? Hayal bir de var tabii yani. Hastaneye götürülecek mi diye. Götürüldü mü gerçekten? Evet, götürüldü. O konuda herhangi bir sorun yok. Aha. Evet. Peki şimdi bu tabii görüntüler bu şekilde. Ankara Altındağ'da sevgili izleyiciler, bu gece birkaç saat önce alınmış olan görüntüler bunlar. Ve ilk defa Tele1'de izliyorsunuz bu görüntüleri. Umut Taştan akşam saatlerinde harekete geçti bu haberi aldıktan sonra ve bu görüntüleri çekti. Ve aynı zamanda işte oradaki yaşadıklarını da anlatıyor. Galiba buralara ulaşmanız ve girmeniz de bir zor oldu. Bir ara şeyden bahsettin, böyle bir vitrin görüntüsü de sergilemişler ama arkasında işte bu görüntüler var. Evet. Onu bir kez daha bize bir tarif edebilir misin? Yani şöyle, ilk giden insanlar, bu hayvanların katledildiğini ilk tespit eden insanlar oraya barınağı görmeye gidiyor. Yani bu hayvanlar nasıl bakılıyor, ne durumda olduğunu görmek için gidiliyor. Ve ilginç bir şekilde gayet içeri alınıyorlar, hoş karşılanıyor. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu biliyorsunuz tabii primlerle...